Osman Hocam, Türk sofralarında özellikle kahvaltıda çok sevilir. Bütün Anadolu'da ve İstanbul'da sofralarımıza geldiğinde şenlik olur. Pişi, hocam çok lezzetli bir şey. Ama biliyorum ki siz tüketirken bizi ikaz edeceksiniz. Merakla bekliyorum, zararlı mıdır, değil midir? Kahvaltı ve çay yanında severiz biz Türk'üz hocam. Hamur içi de severiz, sabah akşam çay da içeriz. Bu sağlığımız üzerinde var mı olumsuz etkileri? Ya bu kadar neşe veren, bu kadar hoşa giden bir şey zararlı olma ihtimali taşır mı? Çok teşekkürler hocam. Ben sorsam zaten muhtemelen böyle bir soru sorardım hocam. Size ne sormak istersiniz derse. Bile soru. Bile sormayı istemek hocam bu değil mi? Güzel cevabını soru. Bilerek soruyu sormak evet. Aslında böyle bir şey. Çağla ben de pişi kültürünün çok yoğun olduğu bir Anadolu kasabasında büyüdüm. Hatta evlerde pişi yapılır. Sonra komşulara dağıtma işi bize verilirdi. Böyle tepsilere, sahanlara konulur. Ayşe teyzeye 5 tane, Fatma teyzeye 5 tane taşırsınız. Bir şeyin pişi de değil sadece, bir şeyin ne kadar zararlı olduğu, ne sıklıkta ve ne miktarda tüketildiğiyle de bağlantılı. Evet. Yani yumurta biraz önce söyledi, çok iyi bir şeydir ama günde 5 yumurta yenmez. Hı hı. Çok faydalı olmasına rağmen. Pişide de böyle bir sorun var. Pişi miktarı çok önemli ve sıklığına çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü herhangi bir gıdayı, gıdanın tipi ne olursa olsun, yağda kızarttığınız zaman o gıdanın içindeki kimyasal yapıların çoğu besleyici olmaktan çıkar, toksik maddeye dönüşür. Doğru. Bu çok net. Eğer o gıda tekrarlanan kızartmalara maruz kalırsa, ki pişi de öyle oluyor, uzunca bir süre aynı yağ pişide kullanılıyor. Bir tanesi yapılıyor, bir tane de atılıyor. Tabii, evet. Orada arıza biraz daha artıyor. Bir de o gıda, eğer kızartılan gıda özellikle un içeren bir gıdaysa, bu son ürün dediğimiz yaşlanmayı hızlandıran, Allah korusun daha başka problemler de yol açan trans yağlarla yüklü bir kanserojene bile dönüşebiliyor. Bu nedenle biz pişiden vazgeçmeyelim. Ama pişi yerken hep düşünerek, miktarına dikkat ederek, bilerek, tüketmeye özen gösterelim. Ve çünkü hocam pişi kadar bir tane yenilen bir şey değil yani. Bir tane yedim, tadına baktım, bıraktım gibi bir şey değil. Ama işte öyle yani. Yapmak lazım. Yani tadına bakmak ve bırakmak daha doğru. Ama bizim geleneksel kültürümüzde olan gıdaların daima korunması lazım. Biraz sonra piyazda konuşacağımız gibi. Pişi bizim geleneksel kültürümüzde var ama sevgili Çiğdem de siz de bilin ki her kültürün bir pişisi var. Evet, yani evet. Ben Kazakistan'a gittim, pişisi var. Evet. Çin'in pişisi var. Yani her yerin bir pişisi var. Çünkü pişi kolay, pratik, ucuz ve çok ve lezzetli. Çok lezzetli. Damak çatlatan lezzetlerden biri. Bir tanesi gerçekten. Evet. Peki Profesör Doktor Osman Müftüoğlu hocamıza Murat Dalkılıç'tan bir soru geliyor. Buyurun. Merhabalar Osman hocam, Çağla'cığım. Benim size sorum, efendim düzensiz uyku iştah arttırıyor mu ya da kilo yapıyor mu? Düzensiz uyku. Evet, yanıt ikisi de doğru. A şıkkı da B şıkkı da doğru. Bir, iştah arttırır. İki, kilo aldırır. İşte arttırdığı için değil sadece, beslenme modelinizi daha ziyade karbonhidratlı, özellikle de şekerli unlu gıdalara, tuzlu şekerli unlu gıdalara kaydırdığı için sizi kilo almaya doğru yönlendirir. Düzensiz uyku. Daha doğrusu uykusuzluk. Uyku problemi olan kişilerde kortizol miktarı yükseliyor. Kortizol miktarı yüksek kişilerde maalesef insülin direnci daha kolay tetikleniyor. Ve yine kortizol miktarı arttıkça uykusuzlukla birlikte iştahı baskılayan hormon sistemi alt üst oluyor. İştah davetçisi hormon sistemi devreye giriyor. Bu nedenle uyku bozukluğu olan kişilerin kilo alma olasılıkları maalesef biraz daha fazla sevgili. Ne önerebilirsiniz? Çünkü onların yaşam tarzı da biraz öyle. Bizim uyuduğumuz saatlerde hani gece dışarıda işlerini icra ediyorlar. İşte çok geç saatlerde o iş sonrasında da adrenalinle uyumaları çok zor oluyor. Tam olarak tam tersi aslında bir ritimde yaşıyorlar. Ne önerebilirsiniz peki? Şimdi aslında bu hayatı, sanatçı kardeşlerimizin yaşadığı hayat gerçekten zor bir hayat. Onun altını çizelim. Ama aynı zamanda o işleri yaptıkları süreler genellikle gençlik süreleri. Gençlik süresi biraz daha vücudun tampon sistemlerinin daha iyi çalıştığı bir süreç. Evet, doğru. Daha güçlü. Yavaş yavaş bir süre sonra o çalışma yükünü azaltmak lazım. Yani 1980'li yılların ortalarında rahmetli
Zeki Müren'i Dibeki'ye, Amerika'da muayeneye götürdükleri zaman kalp sorunu nedeniyle Zeki Müren'i. Ne sıklıkla konser veriyorsunuz? Zeki Müren demiş ki Ramazan hariç her gün. Yani bu sıklık çok önemli. Çok önemli. Konserlerin olmadığı dönemlerde 365 gün konser vermez bir sanatçı. Vermemeli tabii zaten. Ki tabii ki vermiyorlar. Daha iyi dikkat edebilir, onu kompanse edebilir. Bir denge kursunlar işte. Çok sayıda genç sanatçı kardeşimi izliyorum ben. Çoğu da sağlıklarına fevkalade düşkünler. Dikkatliler, bilinçliler. Onun için çok büyük bir tehlike yok. İyi bir performans için gerçekten iyi bir uyku, düzenli beslenme kesinlikle, de çok çok önemli. Bu kesinlikle. Çoğu bilincinde az önce uyku söyledim. Olmadan sağlığı sürdürmek mümkün değil. Peki. Bir de uykuyu zamanında uyumak bir o kadar önemli bir nokta. Dikkat etsinler. Şimdi az önce Zeki Müren dediniz. Sanat güneşimiz Zeki Müren'i hatırlayacaksınız. 24 Eylül 1996'da kalp krizi sebebiyle kaybetmiştik. Söylemiştim programımızın başında da yarın 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Bu önemli günün arifesinde de hocamızla birlikte kalp üzerine, kalp sağlığı üzerine bir sohbet gerçekleştirelim istiyoruz. Öncelikle kalp hastalarının neden hızla arttığı ile ilgili şu an elimizde ne gibi bilgiler var? Ne değişti hocam? Çağla, şimdi kocaman bir pandemiden bahsediyoruz. Doğru, haklıyız. Çok korktuk. 2 yılımızı aldı. Tamam, hepsi ama topu, epi topu az değil ama 20 milyona yakın insan kaybettiğimiz çok tahmin ediliyor. Evet. Her yıl kalpten ölenlerin sayısı da ortalama 20 milyona yakın. Yani zaten bir salgın var. Kalp sağlığı bozukluğu nedeniyle olan kalp damar hastalığı salgını var. Ve bu salgınla biz zaten her yıl 20 milyon kişi öldürüyoruz. Yok ediyoruz. Evet. Dikkat etmiyoruz. Sahip olamıyoruz onlara. Ve şunu bilelim. Acil hastalıklardan, Dünya Sağlık Örgütü bu uyarıyı birkaç önce yaptı. Acil hastalıklara bağlı ölüm oranları, salgınlara bağlı ölüm oranlarından kronik hastalıklara bağlı ölüm oranları, salgınlara bağlı ölümlerden çok daha fazla. Ve bunların da tepe noktasını kanser değil, kalp hastalığı krizi oluşturuyor. Geliyor aslında. Arkadan kanser onu izliyor. Ama bilelim ki kalp krizlerini davet eden temel mesele bizim sadece genetiğimiz değil, yaşam tarzı yanlışlarımız. Yaşam tarzımızda yaptığımız yanlışlar, yaşam tarzında yaptığımız dikkatsizlikler, yeni hayatın bize yüklediği bu anlamsız yükler, bizi getirdiği yarışçı zihniyet, kendimize vakit ayırmama, daha çok çalışma, daha az dinlenme, daha çok hırslı olma, daha çok kavga etme, daha çok stres, daha az uyku, daha az hareket, konuşuruz biraz sonra. Evet. Bir kalp hastalığı salgını yarattı ve Dünya Kalp Günü, bu nedenle üzerinde ısrarla durulması gereken ve kalp hastalıkları bir sürü insanın yanlış açıklamalarına ve o açıklamaları yapanların bazılarının kalp hastalıkları uzmanlığı belgesine sahip olmalarına rağmen kalp hastalıkları çok önemli bir konu. Büyük küçük hep bizim dikkat etmesi lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.